Merhaba sevgili gençler, ben Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Funda Baş. Geçen cümle çeşitlerine başlamıştık telafi eğitimimize. Şimdi ikinci videomuzda devam edeceğiz. Şöyle tablomuza bakalım, genel anlamda neler işledik ve neler işleyeceğiz diye. Yüklemin türüne göre cümlelere baktık. İsim cümlesi mi, yüklem yoksa fiil cümlesi mi diye. Yüklemin yerine göre, diğer adıyla öğe dizilişine göre cümlelere baktık. Kurallı cümle mi, devrik mi yoksa eksiltili mi diye. Hatırlarsınız ki Türkçe'de söz diziminde, temel söz diziminde yüklem daima sonda bulunur. Fakat bazen sonda değil de cümlenin herhangi bir yerindeyse biz buna devrik cümle dedik. Yüklemimiz hiç yoksa eksiltili cümle diye devam ettik. Bugün ise yeni bir başlığımıza geçeceğiz. Anlamına göre cümleler, birlikte örnekler de çözeceğiz. Devam edelim. Tekrar olsun diye şöyle devrik cümle örnekleri var. Bakalım. Görmüyor musun sana doğru geldiğimi? Görmüyor musun yüklem? Nerede bulunuyor? Sonda değil de başta. Bendim yüklemimiz. Çok insan anlayamaz yüklemimiz ve anlamaz. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın. Sakla. Gelirde de gördüğümüz üzere yüklem sonda değil de herhangi bir yerindeyse cümlenin biz buna devrik cümle demiştik. Eksiltili cümle ise yüklemimiz olmayacaktı. Mesela okula dün sabah kim geldi? Arkadaşım geldi yok ve biz buna ne diyeceğiz? Eksiltili cümle diyeceğiz. Devam ediyorum. Anlamına göre cümleler. Gençler burada bakacağımız anlamına göre cümlede cümlemizde olumsuz bir unsur olmayacak. Bu ne anlama geliyor? Yani cümlede değil, yok, sız, siz ya da maz, mez, mame eklerinden. Yani bu eklerin ortak genel özelliği şudur. Bu eklerin hepsi olumsuzluk anlamı katar. Bunlar yoksa biz cümlemize olumlu cümle diyeceğiz. Bir bakalım fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını, gerçekleştiğini veya olduğunu, isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir. Örneklerimize bakalım. Bursa bu mevsimde soğuktur. Şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz bazı öğrenciler. Normalde soğuk olması bir olumsuz durumdur. Fakat biz buna bakmayacağız. Bizim için önemli olan bu değil. Önemli olan burada olumsuzluk unsurlarından birinin olmaması ve soğuktur dediğimiz zaman soğuk unsurunun var olması. Hemen bakalım. Yarın buraya gelmelisin. Olumsuzluk eklerinden biri yoktur. Şu hocam mame var mı burada? Hayır. Burada gereklilik melimalı var. Karıştırmıyoruz. Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı. Bakın bu var isim cümlesi ek eylem almıştır ve şeftali bahçesinin varlığını gösteriyor. Artık bir durumun varlığını gösterdiği için. Devam edelim. Dün kaza geçirdik. Sınıfta da bu örneği verdiğim zaman öğrenciler kaza geçirmenin olumsuz bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hayır. Kaza eylemi, yani kaza yapma eylemi gerçekleşmiş mi? Evet, biz buna olumlu cümle diyeceğiz. Karıştırmayalım. Bir örneğimiz daha var burada. Dedem sabaha karşı vefat etti. Bir insanın ölmesi bize olumsuzluk çağrıştırsa da bizim için olumlu cümlede önemli olan bu değil. Önemli olan o eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ve bu olumsuzluk eklerinden herhangi birinin olup olmadığı. Bakarsanız ölme eylemi, vefat etme gerçekleşmiş ve hiçbir olumsuzluk ekim yok. O yüzden bu cümlem olumlu cümledir. Devam edelim. Şimdi olumsuz cümleye geçiyorum. Bakın az önce de bahsettim. Bu eklerden herhangi biri ya da yok, değil gibi kelimeler, sız, ben bunları az önce ma, me'yi de ekledim. Bu olumsuz eklerinden herhangi biri olursa cümlemiz olumsuz olacaktır. Bir bakalım, fiil cümlesinde işin, oluşun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını
İsim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir. Örneklerden daha net anlayacağız. Örneklerimize bakalım. Şimdi yarın daha erken gelmemelisin. Şuradaki olumsuzluk ekini görüyoruz. Az önceki örneğimizde, olumlu cümle örneğimizde bu gelmelisindi. Aradaki farkı kavrayalım. Devam ediyorum. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Bakın burada bir olumsuzluk ekim var. Daha önce görme eylemi gerçekleşmemiş. Bakalım olumlusuna görmüştüm dersek bu olumlusu olacaktır. Ateşle oyun olmaz. Burada bir olumsuzluk eki vardır. Mesela olur deseydi bu olumlu cümle örneği olacaktı. Bursa bu mevsimde soğuk değildir. Az önce de söyledim. Değil ve yok kelimeleri isim cümlesinde özellikle o varlığın yokluğunu gösteriyorsa, yani soğuk kavramının yokluğunu gösteriyor burada. O yüzden bu olumsuz cümledir. Az önce ne demiştik? Soğuktur. Değil'i çekmiştik. Bu olumlu cümle örneğim oluyor. Devam ediyorum. Sokakta ne araba ne de insan var. Zaten ne bağlacıyla, ne ve ne bağlacıyla burada olumsuzluk unsurunu sağlamış. Bakalım hem burada da kullandığı hem ve hem ne. Ankara'da bugün hem elektriksiz hem susuz diye olumsuz cümle örneği yapmış. Burası önemli. Bizim için soruda ne istediğine bakacağız. Bazen yapıcı diyor ki yapı bakımından olumsuz, anlamca olumlu cümle. Bakalım. Çocukların okumasını istemiyor değildi. Bakın şurada bir olumsuzluk eki var. Ve değil. Zaten tek başına olumsuzluğu sağlıyor. İki olumsuzluk bir araya gelmiş ve aslında anlam olarak bakarsak istiyordu. Yani çocukların okumasını istiyordu. Bu cümlenin anlamıdır. Devam ediyorum. Cezaya çarptırılanlar suçsuz değildir. Bakın şurada sızsız eki var ve değil. Aynı şekilde yine iki olumsuzluk yan yana gelmiş ve aslında anlama bakarsak suçluydular demek istiyor. Yangından korkmayan yoktur. Bakıyorum korkma var. Buradaki ma olumsuzluk ve yok olumsuzluk. İkisi yan yana gelmiş ve yangından korkan vardır aslında demek istiyor bize. Son örneğime bakıyorum. Beni sevindiren onun iyi haberlerini almaktan başka bir şey değildi. Değil olumsuzluk sağlamıştır. Devam ediyorum. Soru cümlesine geçtik. Gençler soruyu biliyoruz zaten, soru cümlesini az çok. Ben de biraz bahsedeyim. Soru cümlesinde bir de sözde soru cümlemiz olacak. O yüzden şöyle düşünelim. Cevap istiyor mu? Yani eğer cevap istiyorsa, yüklemin öğelerinden birini buldurmaya yönelikse soru cümlesidir. İçinde soru anlamı bulunan, bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Bakıyorum, cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir. Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? Burada dikkat edeceğimiz şu, gerçekten bir şeyin cevabını almaya çalışıyor mu? Evet. Babası çocuğa ne getirmiş? Yine istediği bir cevap. Ankara'ya ne zaman yerleştiniz? Yine bir öğeyi buldurmaya yönelik, mesela Ankara'ya geçen yaz yerleştik, zarf tümlecini buldurmaya yönelik. Daha sonra nereye gidecekler? Bu da bir öğenin cevabını almaya çalışıyor. Bakalım, burası önemli gençler, sözde soru cümlesi. Soru soruyormuş gibi, yani aslında istediği bir cevap değil. Bir kafeye gittiniz, düşünün, bir kahve alabilir miyim diyorsunuz. Sizce garson size alamazsın diyebilir mi? Hayır, burada aslında sizin sorduğunuz soru da değil. Rica ediyorsunuz. Yine
Sözde soru cümlelerinin sonuna yine soru işareti gelir. Unutmayın. Yani soru anlamı olmasa da mutlaka soru işareti gelir. Bakın burada amaç neymiş? Vurgu tonlamanın yardımıyla bir duyguyu anlatmak için. Devam ediyorum. Senin gibi bir insanı kim reddeder? Aslında övüyoruz. Yani bir cevap beklemiyoruz. Karşımdaki kimse beni reddetmez demeyecek. Ben orada bir övgü yapıyorum. Doğum gününü hiç unutur muyum? Verdiğim anlam, duygu, kesinlik. Onların, olayların böyle gelişeceğini niçin düşünemedim? Pişmanlık, hırsızlık mı, ben mi yapmışım? Bilmezden gelme. Unutmayacağınız, burada bir cevap beklemiyorum. Bir duyguyu belirtmeye çalışıyorum. Ve mutlaka sözde soru cümlesinin sonuna da soru işareti getiriyorum. Evet, ünlem cümlesi. Gençler, gün içerisinde hepimiz hayret ediyoruz. Bazen kızgın, bazen sinirli oluyoruz. Bazen çok mutlu oluyoruz. Mesela örnek veriyorum, hoca gelmemişse oley, ders boş diyoruz, değil mi? İşte bakın burada bir sevinme var. Bu cümlelerimizin hepsi ünlem cümlesi. Bakalım, yeter artık. Kızgınlık var. Ah ne yaptım? Pişmanlık var. Bir duygudan bahsetmişim. Ah şimdi oldu. Seviniyorsunuz, bir rahatlama var, bir başarma var. Eyvah geç kaldım. Biraz endişelisiniz, geç kalmışsınız. Ey Türk gençliği, seslenme var hemşerilerim. Burada da seslenme var. Zaten genelde böyle mitinglerde ya da konuşmalarda, başlangıçta seslenme yaparken de bu ünlem cümlesi sayılır. Evet, güzel bir örneğimiz var burada. Örneğimizi birlikte yapalım, yani bir alıştırmamız var. Birincisini ben yapacağım. Sonra diğerlerini sizin yapmanızı isteyeceğim videoyu durdurup. Bakalım. Şimdi bahçedeki erik ağaçları çiçek açmaya başlamış. Anlamına göre çiçek açmaya başlamış mı? Eylem gerçekleşmiş mi? Evet, o yüzden ben bu cümleye olumlu cümle diyeceğim. Yüklemin türüne göre neye bakıyorduk tür derken? İsim mi yoksa fiil mi? Geldim, burada bir eylem var, hepimiz görüyoruz, başlamak eylemi. Eylem varsa yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyeceğim. Yüklemin yerine göre, unutmuyorsunuz, bazen öğe dizilişine göre der. Diğer ismi budur. Evet, yüklem sonda mı yoksa yüklem herhangi bir yerde mi ya da yüklem yok mu? Yüklem sonda olduğu için bu kurallı cümle örneğidir. Evet gençler, buraya kadar geldik. Bir tane alıştırmayı ben yaptım. Kalan 3 tanesini sizin yapmanızı rica edeceğim. Zorlanacağınızı düşünmüyorum bu bilgilerden sonra. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.